Ağır ileri işitme kaybı olan erişkin bir hasta, erkek hasta 70 yaşında kokler implant dediğimiz cihazı uyguladık. Klasik işitme cihazlarından çok ileri işitme kaybı olması nedeniyle faydalanmadığını bildiğimiz bir hastaydı. Dolayısıyla kokler implant yerleştirme gerekliliği oluştu. Koklear implant önce e, kokleanın yani salyangozun yani işitme organının yer aldığı e, bölümden bahsetmek istiyorum. Bu hastamızın sol kulağına e, implant yerleştirildi. E, salyangoz adı üstünde e, salyangozun kendi üstündeki kabuğu gibi spiral bir e, organdır ve işitme e, o hücreleri bunun içerisinde yer alır. Dolayısıyla... Hastamıza gerçekleştirdiğimiz kokleer implantasyondan sonra mutlaka doğru şekilde yerleşti mi diye bir e, ameliyat içerisinde intraoperatif dediğimiz ameliyat içerisinde bir e, film de çekeriz. Görmüş olduğunuz gibi implantın kablosu devam ediyor ve içeriye girdikten sonra bir spiral şeklinde içeride e, yerleştiğini görüyoruz. Sonrasında hastamız ertesi gün taburcu ediliyor ve bir ay kadar sonra şu görmüş olduğunuz parça implante edilen yani cildin ve kafa kemiklerinin arasında bıraktığımız oluşum cihazın kendisi. Bir ay kadar sonra bunun üstüne bir daha mıknatısla tutturulan bir cihaz daha yerleştiriyoruz ve böylece hastamızın Ses sinyalleri elektrik sinyaline çevrilerek iç kulak içerisinden işitme sinirine naklediliyor. İşitme sinirinden yine beyine nakledilerek duymasını sağlamış olduk. Böylece hastanın iletişimine, hayata karışmasına katkımız olduğu için çok mutlu olduk. Tabii bunu çocuklarda da, iki taraflı işitme kaybı olan çocuklarda da yaptığımız zaman tam ve güzel bir hayatı, tam ve mükemmel bir normal eğitimi yani sağırlar okuluna gidilmeyen normal bir eğitimi sağlamak sağlamayı hedefliyoruz. Buradaki en önemli amacımız çocuklarda işitme kaybı tespit edildiği takdirde en geç bir buçuk yaşı içerisinde bir buçuk yaşına varırken bu cihazı takıp işitmesini sağlamak olmalıdır ki ileriki yaşantısında ki iki taraflı da yaptığımız oluyor. İleriki yaşantısında normal çocukların gittiği okula gitsin, gidebilsin. Normal insanların yaşadığı her türlü faaliyeti yapabilsin düşüncesiyle. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.